Şöyle ufaktan bir dokunma yapayım. Her zaman bunu yapmam. 40 yılda bir yaparım belki. Yine isabet deyince alayım, 130'da devam. Ceza falan yemek istemiyorum. Ne kadar araba gitse de bir ceza yedik mi sıkıntı. Maddiyattan gidiyor, şeyden gidiyor. Artı hızlı giderken bir şey olur. Allah göstermesin. Bir de bu dünyanın öbür tarafı var. Kalorifer betenini de kapatayım da. Şimdi belki bir tane daha bir gazlarım ama. Baya bu zamanda, aynı zamanda araba gazla gidiyor şu an. Herhangi bir şeysi yok. Gidişat böyle. Düz bir yol bir daha bulabilir miyiz? Ya işte gördünüz, kaç? Üçüncü viteste 180 falan yapıyor herhalde bu araba. Ben de çok 3. vitesi denememiştim ama dibine kadar çevirmemiştim. Bir de kaldı ki triptonik tarzında ya, mesela manuel tarafına çekerseniz araba belki 7000-8000 devir de çevirecek ama onu tavsiye etmem. Ne olur ne olmaz, motor sıkıntı yaratabilir yani. Sonuçta 16-17 yaşında araba. Ama gidişatı böyle işte, yani rutin gidişi böyle. Ara hızlanması, biraz düşeyim mesela diyelim. Arkamda kimse yok. Kontrol ediyorum yanaylılardan. Otoyoldayım. Sıkıntı çıkartmayayım kimseye. Yavaşladın diyelim 90'a kadar. 80'e kadar hop. 80 gidiyoruz diyelim. Hatta 70'e kadar, 60'a kadar düşeyim. Çok da hız sınırını şey yapmayayım da. Mesela dokundum. Dip gaz. Arabanın ivmelenmesi bu şekilde. Dışarıda biraz da rüzgar var, ondan da biraz tırsıyorum ama neyse, hadi sırf sizin için deneyeyim. Rüzgar var ya, korkuyorum valla. Benden yarış sürücüsü falan olmaz, anca bu kadar yapabildim, başka da bir şey beklemeyin. Yani çoluğumuz çocuğumuz var. Ay gidelim. Böyle ara hızlanmalar bu şekilde ya. Zaten bu 4. vitese aldığı zaman 3'te 180 yapan araba 4'te ne yapar? Vallahi bilmiyorum. Herhalde bir 230-240 falan zorlar ama ona da yol lazım. Cesaret lazım. Hava şartlarının düzgün olması lazım. Yine de ne kadar da olursa olsun kış şartlarında yerler ıslak. Bilemeyiz. Bir anda kaydırır ederiz. Allah korusun. Allah muhafaza. Gerek yok yani. Şurada da mı bir denesem diyeceğim ama. Ne bileyim. Denemeyeyim ya. Yeter bu kadar. Böyle işte arabanın Avensis'in gidişi böyle. 2.0 Exatuf Elegant model, 2004 model, 147 beygir aracın gazdaki gidiş performansı böyle. Zaten cruise kontrolde hep böyle hız sınırını geçmeyecek şekilde 130'a sabitliyorum, 130-131'e falan. Ortalama hız tespiti falan da var diye. Onun haricinde aracın gidişatı bu şekilde, farları yakınca böyle sönüyor falan. Onun ışığını kendiniz ayarlıyorsunuz gerçi. Yani ben açıkçası benzinle gaz arasında hiçbir fark hissetmiyorum bu arabada. Yani LPG uyumsuzluğu, şusu busu falan diyenler var. Tamam, montajdan dolayı hatalı olanlar olmuş olabilir. Kaldı ki şu arıza ışığı sönmüyor. Benim 2008 model bir aracım daha var. O da Toyota Corolla. Onunki de sönmüyor. Eski tip, eski sistem. Yani bunlar yazılımsal şeyler. Aslında belki üzerine çalışılsa bu arıza lambasını yakmayacak şekilde devam edecek araç. Sonuçta herhangi bir arıza çıkartmıyor ki arabaya. Stabil bir şekilde gidiyor. Vites geçişlerinde, motor çekişinde, performansında herhangi bir sıkıntısı yok. Yani bu yazılımsal olan
bu sorunu da çözebilirler aslında bence ama muhtemelen üstüne uğraşmıyorlar. Çok fazla piyasada bensiz yok diye, Corolla kadar çok yok diye yeni nesil kitlerde, yeni nesil LPG dönüşüm kitlerine bu ne bileyim bu yazılımsal sorunları çözecek geliştirmeler, güncellemeler yapmıyorlar herhalde. Benim anladığım bu. Yani böyle. Mesela şu an 4. testte 3100-3200. Levellerde gidiyor mesela şu an 130 km. Dip gaz yaptığım zaman muhtemelen ya 2'ye çekecek ya da 3'ü zorlayacak. 3'ü zorlamaya başladı. 3'ü çeviriyor şu an. Demek ki ikinci vitesi aşmış orada. Bu şekilde hemen yani 130, hemen 150-160. Tabii ki bir yarış arabası gibi değil ama yani maşallah var ya, gerçekten maşallah var. Yani gidişat güzel. Düşünenler varsa gidişi, yolda duruşu, gidişi işte böyle şöyle hafif düzgün de böyle, yani böyle gidiyor. Hafif sağa sola yol durumundan dolayı çekiyor ama bariz bir böyle sağa sola. Gerçi o alt takımlar alakalı. Her arabada olabilecek veya olmayacak şeyler. Onunla bir kıyaslama yapılmaz ama gidişat böyle. Yol gidişi böyle. Devirdeyken 4. testte 160 ile gidiyor, görüyorsunuz. 160 ile giderken 4000 devirde. Neyse, şuralarda radar madar olabilir. Düzlüğü gördü mü radar çıkıyor çünkü piyasaya. Düzlüğü gördü mü radar çıkıyor. Tırsıyorum ben böyle şeylerden. Hemen hız sabitleyiciyi aktive edelim. 130'a çıksın, sabitlesin. Kendi kendine ayağımı gaza falan basmadan zaten bu şekilde gösterebilirim. Kendi kendine. Tesla kadar olmasa da en azından sabit bir şekilde, sabit hızla gidiyor. Çok boş yaptım belki, farkındayım da ama ne bileyim, habersiz kullanıcısı olarak ben huzurluyum, mutluyum, bilmiyorum. Yani arkada bu şekilde. Güzel bir yolculuk yapıyoruz. Bakıma girmişti araba. Toyota temizlemiş. Tertemiz yapmış. Toyota servis. Yolumuz böyle. Teşekkürler izlediğiniz için. Eğer nasıl diyeyim, sizin faydanıza olduğunu düşündüğünüz bir videoysa beğenirseniz en azından. Yorum yaparsanız yorumlarınıza da cevap vermeye çalışırım. Bir de hele abone olursanız daha da iyi olur. Başka aklınız takılan herhangi bir şey olursa cevaplamaya da çalışırım. Bu şekilde inşaat. İnşaat bu şekilde. Teşekkürler izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Yani bunu belki peşimden ceza bile gelebilir. Affedersiniz. Siz görün arabanın nasıl olduğunu, farkına varın diye. Ben hani gidişatı nasıl görün diye yaptım. İzleyen polisler vesaire de varsa lütfen ceza kesmeyin. Normalde o şekilde gitmiyorum, arabanı görürsün diye. Yani kendimi affettirmeye çalışayım biraz da. Yani korsan falan değilim, trafik canavarı değilim. Kesinlikle asla da olmadım. Kimse yokken hafiften bir bastım araba görünsün diye. Arabanın gidişatı görünsün diye. Yani herkes de bu şekilde gitmeyecek tabii ama yoğun trafik olur, bir şey olur. Bir yerden seri bir şekilde kaçman gerekebilir. Hemen mesela burayı terk etmen lazım diyelim hemen. Nasıl terk ediyor araba? Bu şekilde terk ediyor mesela. Kaçıyor diyelim veya hızlı gitmen lazım. Vesaire vesaire. Bunları gösterebilme açısından kayda alınmış bir videodur. Güle güle herkese. Kapatıyorum.